Değerli dinleyicilerim, bugünkü şaşırtıcı bilgiler videosunda Mustafa Kemal Atatürk'ten önce önerilen soyadlar hakkında bilgiler anlatacağım. İyi dinlemeler. Toplumsal Tarih Dergisi'nin Ocak 2011 sayısında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Ö. Alkan imzasıyla yayınlanan En Doğru Bildiğimizden Kuşkulanmak, Atatürk Soyadı Nasıl Bulundu başlıklı yazıda Ulu Önder'e Atatürk soyadının verilmesine ilişkin çok çarpıcı bilgilere yer verildi. Resmi kaynakların hemen tamamında Atatürk soyadının 24 Kasım 1934 tarihinde Türk milletine yaptığı hizmetlerden dolayı bir teşekkür ifadesi olarak TBMM tarafından verildiği hatırlatılan yazıda ancak bu ismin nasıl bulunduğuna değinilmez. Bu konuya değinen kaynaklarda ise bir karışıklık ve karmaşa olduğu açıktır denildi. Atatürk'ten önce 13 soyadı önerildi. Soyadı kanunu kabul edildikten sonra Mustafa Kemal'e soyadı bulunması için adeta teyakkuza geçilir. Hatta CHP meclis grubunda dilci ve tarihçi üyelerden oluşan bir komisyon kurulur. Atatürk'ten önce Gazi'ye soyadı için şu 13 isim önerilir. İlk önerilen soyad Mustafa Kemal Etel İtil. Anlamı Atilla'nın adının orijinal söylenişidir. Büyük nehir, ırmak demektir. İkinci Mustafa Kemal Etel Alp. Anlamı Altay dilinde büyük kahraman anlamına geliyor. Üçüncü soy isim Mustafa Kemal Korkut. Korkusuz, yavuz, heybetli anlamındadır. Dördüncü soy isim Mustafa Kemal Arız. Anlamı Türk kahramanlarından Alp Arız'dan esinlenerek önerilmiş. Mustafa Kemal Ulaş. Anlamı bir Türk kahramanı Ulaşoğlu Salur Kazan'ın ismi. Mustafa Kemal Yazır. Türk kahramanı Yağlıkçıoğlu Yazır'ın ismi. Mustafa Kemal Emen. Türk kahramanı Uçenoğlu Emen Bek'in ismi. Mustafa Kemal Çokaş. Güneş, ışık anlamına geliyor. Mustafa Kemal Salır. Türk kahramanlarından birinin adı. Mustafa Kemal Begit. Sağlam, kavi anlamına geliyor. Mustafa Kemal Ergin. İrfan sahibi, müteakamil demektir. Mustafa Kemal Tokuş. Türk kahramanı adı Ertokuş Cengaver. Mustafa Kemal Beşe. Mümtaz, seçkin anlamına geliyor. Gazi Kemal Atatürk soyadını aldıktan sonra isimde geçen ata sözcüğünün Türkçe olup olmadığı konusunda araştırma yapılmasını talep ediyor. Yapılan araştırmalar sonucunda ata kelimesinin Türklük kadar eski olduğu vurgulanarak Türkçe olduğu tescil ediliyor. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bu araştırmayı yaparak ne kadar güzel ve anlamlı bir soyadı kullandığını adeta kanıtlar nitelikte bir karar almış oluyor. Ve Mustafa Kemal Atatürk tüm dünyaya ne kadar zeki bir komutan olduğunu ve Türk milletinin ve dünyanın saygı duyduğu tek büyük lider olarak sonsuza kadar unutulmayacak bir kişi olarak adını altın harflerle yazdırmıştır. Değerli dinleyicilerim, bu video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma henüz abone olmadıysanız, abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Her şey siz dinleyicilerim için. Bir başka şaşırtıcı bilgiler videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.